Arkadaşlar merhaba, ben Ahmet Ekinci. Bugün sizlerle 1982 Anayasası çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü ve parlamento kararlarını inceleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve genel olarak yasama organları diğer organlar karşısında yöntemsel bağımsızlığa veyahut da bir özerkliğe sahiptir. Bu çerçevede kendi iç alanlarına ilişkin olmak üzere özellikle bu alanları serbest bir şekilde düzenleme yetkisine sahiptirler. Zira temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma yetkisine sahip olan parlamentoların kendi çalışma düzenlerini özgürce belirleyememelerini düşünmek de bir anlamda bir tezat oluşturacaktır. Yani arkadaşlar diyebiliriz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yöntemsel bağımsızlık çerçevesinde kendi iç alanını düzenleyebilmektedir. Bu alanın düzenlenmesi Cumhurbaşkanı'nın veyahut da istisnalar dışında bir başka organın ne denetimine ne de onayına tabi değildir. Peki genel çerçevede kanunlardan ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tür kararları ne anlama gelmektedir? Aslında parlamento kararlarının bir doyurucu tanımını yapmak mümkün değildir. Bu parlamento kararlarının türleri çerçevesinde bir tanımın yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Parlamento kararları genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç işleyişiyle ilgili kararları, yürütme organı ile olan ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlar, yargı organı ile ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlar ile bazı bağımsız idari otoritelere yaptığı atamalar ve kendine has sui generis kararları olarak tanımlanmaktadır. Yani 5 farklı kriter çerçevesinde, 5 farklı konu çerçevesinde bir tanım yapıldığını görüyoruz. Peki parlamento kararlarının konu bakımından kapsamı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç ilişkilerine, iç işleyişine ve diğer organlarla ilişkileri çerçevesinde kararlar olduğu için bir kere bireyin temel hak ve özgürlükleri üzerinde herhangi bir etki doğurmaması, diğer yandan bu hak ve özgürlüklerle ilgili olmasa bile üçüncü kişiler hakkında hususları konu edinmemesi gerekir. Zira ifade edildiği üzere bir iç ilişki çerçevesindedir. Diğer yandan parlamento kararları iç tüzük hariç olmak üzere kanunlardan bir anlamda daha farklılaşır. Hatırlayacağınız üzere kanunların genel olduğundan bahsetmiştik. Yani doğrudan bir kişiye veyahut da belli bir gruba yönelmeksizin bir alanı genel ve objektif olarak düzenler. Ancak parlamento kararları birer işlem niteliğindedir. Belli bir kişiye veyahut da belli bir kişi grubuna yöneliktir. Örneğin milletvekili seçimlerinin ne şekilde yapılacağı genel bir kuraldır. Bu kanunlarla düzenlenir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi meselesi ise birer bir işlemdir. Her ne kadar 600 milletvekilini ilgilendirse de konu bir kere uygulanmakla tükeneceği için bir parlamento kararıdır diyebiliriz. Ancak bunun kural olarak istisnası iç tüzüktür. İç tüzüğe birazdan geleceğiz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle geçmiş dönem uygulamaları parlamento kararlarının da hem bireyleri etki eden hem de genel işlemler olarak düzenlenen bir takım parlamento kararlarının olduğunu görüyoruz. Örneğin 1920 tarihli Diyarbakır'da bir İstiklal Mahkemesi teşkili hakkında karar. 1920'de Samsun Divan Harbi Örfisi'nin lavi hakkında karar. 1925'te Avrupa'dan ithal edilen ayakkabılar hakkında karar gibi bir takım örnekler sayabiliriz. Elbette karar tarihleri dikkat edilecek olursa parlamentonun hem yasama hem de yürütme yetkilerini bünyesinde barındırdığı dönemler olduğu dikkat çekmektedir arkadaşlar. Diğer yandan bu konuları tek tek ele alalım. Yani tanımı çerçevesinde saydığımız 5 kriteri. Öncelikle
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç işleyişine ilişkin bir takım kararlar alabildiğinden bahsetmiştik. Bunlar nelerdi? Bir kere genel kurul çalışma düzeni, bir kanun görüşmesi veyahut da bir kararın alınma usulü ne olmalı? Kişiler, milletvekilleri, siyasi parti gruplarının oluşumu veyahut da bunların genel kuruldaki söz hakları, süreleri. Örneğin, diğer yandan yasama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğinin sona erdirilmesi gibi yahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın kurulması, seçimlerinin yenilenmesi veyahut da ertelenmesi kararlarının bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma düzenine ilişkin kararlardan olduğu dikkat çekmektedir. Peki yürütme ile ilişkileri çerçevesinde ne tür kararlar alabilir? Bir kere şöyle bir kriter koymak gerekir ki kuvvetler ayrılığı çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütmenin alanına müdahil olacak şekilde kanunların yorumlanması şeklinde bir karar alamaz. Bir kanunun ne şekilde idare edileceğine ilişkin veyahut da kanunun doğrudan yürütülmesine ilişkin bir karar alamaz. Ancak anayasada kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevki, Cumhurbaşkanı yardımcılarının veyahut da bakanların Yüce Divan'a sevki, yürütmeye yöneltilen yazılı sorular ve istisnai olarak kendi seçimlerinin yenilenmesine karar verirken anayasada ne diyoruz? Cumhurbaşkanı da onunla birlikte seçime gider diyoruz. Aslında seçimlerin yenilenmesi kararı hem meclisin kendi iç alanına ilişkin bir karar olarak dikkatimizi çekerken hem de bakın arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinin de yenilenmesine etki etmesi bakımından aynı zamanda yürütmenin iç işleyişine ilişkin bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan arkadaşlar ne demiştik? Yargı organı ile ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı hiçbir karar veyahut da kanun dahil mahkemelerin bir konu mahkemelere emir veyahut da talimat veremez. Bakın yine kuvvetler ayrılığı çerçevesinde. Ancak örneğin anayasada anayasa mahkemesine üye seçebileceğinin meclise bir yetki olarak verildiğini görüyoruz. Bu da anayasa mahkemesine üye seçimi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı organı ile olan ilişkileri çerçevesinde almış olduğu bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü husus Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsız idari otoriteler ile ilgili kararlarından bahsetmiştik. Bunlar arkadaşlar RTÜK üyelerinin seçimi, kamu baş denetçisinin seçimi ve Sayıştay başkan ve üyelerinin seçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişilerin seçilmesi anayasa ile değil ilgili kurumlara ilişkin düzenlenen kanunlar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir yetkidir. Bir de arkadaşlar bu saydığımız 4 kriterin içerisine girmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sui generis olarak aldığı bir takım kararlar olduğunu görüyoruz. Bunlar nedir? OHAL ilanının onaylanması. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bakanlar ile birlikte OHAL ilanına karar verebiliyor. Bu OHAL ilanının onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL kararının OHAL'in uzatılmasına ilişkin karar veyahut da arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında gönderilmesi veyahut da yurt dışından askerlerin Türkiye'de konuşlanmasının kabul edilmesine ilişkin karar. Kalkınma planının onaylanmasına ilişkin karar. Bu kararlar ne yürütme ne yargı organına ilişkin kararları ne de bir bağımsız idari otoritelere yapılan atamalara ilişkin karardır arkadaşlar. Bunlar kendine has kararlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dikkat ederseniz özellikle olağanüstü halin onaylanmasına ilişkin karar dolaylı olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine etki eden bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle söz konusu OHAL ilanının onaylanmasının bir karar ile değil bir kanun vasıtasıyla kabul edilmesi böylelikle de denetime açılması doktrininde tartışılmıştır. Ergün Özbudun hocanın görüşleri şu yöndedir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL ilanını onaylamasına ilişkin kararı
Sırf bu karar itibariyle bireyler üzerinde hak ve özgürlük sınırlandırması doğurmuyor. Zira bu onaylama işlemi bir kanuna dayanıyor. Olağanüstü hal ilişkin kanuna dayanıyor. Bu kanunun idaresi şeklindeki bir karardır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tür kararları bir parlamento kararı şeklinde alması olayın mantığına uygun olarak görülmektedir. Diğer yandan anayasada bazı kurumlar vardır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kurumlara karar verme yetkisine sahip olduğu ifade edilmektedir anayasanın metninde. Ancak bu kurumlar öyle hususlar ihtiva etmektedir ki tıpkı bir kanun gibi genel olmalıdır ve soyut bir alanı düzenlemelidir. İşte bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi maddi anlamda kanun niteliği taşıyan bu hususlara karar verme işlemini bir TBMM kararı, bir parlamento kararı şeklinde değil, bir kanun vasıtasıyla yapmaktadır. Peki bunlar nelerdir anayasamıza göre? Örneğin genel ve özel af ilanına karar vermek. Hatırlayacağınız üzere af ile ilgili bahiste bundan bahsetmiştik. Bunlar bir kanun şeklinde icra edilir. Para basılmasına karar vermek, savaş ilanına karar vermek veyahut da olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin onaylanması, değiştirilmesi ve kaldırılmasına karar vermek bu işlemlerdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu üç işlemi, özür diliyorum, bu dört işlemi bir kanun vasıtasıyla yapmaktadır. Peki, karar vereceği belirtilen bazı hususları kanun ile düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işlemleri ne şekilde değerlendirilmelidir? Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisinin genel olduğunu, istediği her alanı anayasaya aykırı olmamak kaydıyla kanun ile düzenleyebileceğine hükmetmiştir. Bu çerçevede parlamento kararı olması gereken meclis çalışmalarına ilişkin olan bir takım hususların kanun ile düzenlenmesinin Anayasa Mahkemesi'ne göre anayasaya aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Örneğin seçimlerin yenilenmesi kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar şeklinde değil, bir kanun vasıtasıyla alabilir Anayasa Mahkemesi'ne göre 1987 tarihli kararında bunu bu şekilde belirtiyor. Diğer yandan doktrinde bu tür kararların kanun vasıtasıyla yapılmasının işin mantığına aykırı olduğuna ilişkin görüşler bulunmaktadır. Zira parlamento kararı ne Cumhurbaşkanı'nın ne de Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi değilken kanun şeklinde yapılan bu tür işlemler durumunda hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Anayasa Mahkemesi'nin denetimi yolu açılmaktadır. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yöntemsel bağımsızlığının etkilenebileceği ifade edilmektedir. Genel çerçeve bu şekildeyken peki bir parlamento kararı nasıl alınır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tarz kararları alması hızlı bir usule dayanır. Genel itibariyle komisyon aşaması olmadığı gibi ve genel itibariyle kanunların kabul edilmesine ilişkin detaylı prosedüründe TBMM kararları bakımından çok uygulandığını görmüyoruz. Zira birer işlem niteliğinde ve hemen uygulanması gerekli olan işlemler olduklarını görüyoruz. Oylama bakımından ancak yine kanunlar gibi işaretle oylandığını ve bir istisna olmadıkça arkadaşlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alındığını görüyoruz. Ancak bir istisnalar silsilesi vardır ki bu istisnalar hem anayasamızda öngörülmektedir hem de nitelikli çoğunluk aramaktadır. Örneğin seçimlerin yenilenmesi üye tam sayısının 5'te 3'ü ile veyahut da Cumhurbaşkanı yardımcılarının veya bakanların Yüce Divan'a sevkinin üye tam sayısının 3'te 2'si ile milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle sona erdirilmesi kararının ise üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınması gereken TBMM kararları olduğunu ifade etmekte fayda var. Kıymetli arkadaşlar, her ne kadar TBMM kararlarının hızlı bir prosedüre sahip olması gerekse de
öyle bir takım TBMM kararları vardır ki önemlerini binaen daha detaylı komisyon aşamasını gerektirir. Genel kural komisyon aşaması olmaması iken bazı kararların komisyon aşamasına tabi tutulduğunu görüyoruz. Bunlar yine önemine binaen seçimlerin yenilenmesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, hatırlayın karma komisyondan bahsetmiştik. Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının veya bakanların Yüce Divan'a sevki yine komisyonlar aşaması öngörmektedir. İş tüzük değişikliği yine arkadaşlar komisyon aşaması öngörür. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararları genel kurulunda oylayarak aldıktan sonra ne zaman yürürlüğe girer? Yine arkadaşlar yasama dokunulmazlığı bahsinden hatırlayın 1994 tarihinde polisler dokunulmazlığı kalkar kalkmaz hani meclise girmişti. İşte arkadaşlar parlamento kararları kural olarak meclis bu kararı alır almaz yürürlüğe girer arkadaşlar. Bu anlamda yayımın bildirici olduğunu ifade etmekte fayda var. İş tüzükler ise resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının pek çoğu resmi gazetede yayımlanmaz. Hangilerinin yayımlanacağına ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda çıkardığı bir yönetmelik vasıtasıyla kararlaştırıldığını görüyoruz. Ancak bu saydığımız önemli işlemlerin resmi gazetede yayımlanması gerektiği bu yönetmelikte de belirlenmiştir. Arkadaşlar parlamento kararları bir yöntemsel bağımsızlık nedeniyle meclisin sahip olduğu bir imtiyaz olduğundan genel itibariyle denetime tabi değildir. Bir kere Cumhurbaşkanı görüldüğü üzere bu konuda bir denetim yetkisine sahip değildir. Ancak örneğin yasama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi ve iç tüzük kabul edilmesi veyahut da değiştirilmesi önemine binaen anayasal denetime tabi tutulmuştur arkadaşlar. Bunlardan diğerlerinden bahsetmiştik. İç tüzük burada incelememiz gereken bir olgu. İç tüzük genel, soyut ve kişilik dışı kurallar koyması nedeniyle tıpkı kanunlara benzer arkadaşlar. Zira milletvekillerinin çalışma düzenini genel kurallarla düzenlemektedir. Ancak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik olmaması, bireyler hakkında işlemler tesis etmemesi, burada meclis çalışmalarını takip eden gazeteciler gibi istisnai durumlar hariç ve arkadaşlar meclis çalışma düzenine ilişkin olması nedeniyle iş tüzük değişiklikleri yine parlamento kararları içerisinde kalmaktadır. Çok önemli bir belgedir. Zira iktidar muhalefet ilişkilerini düzenler. Mecliste kanunların alınmasına, hayati oylamaların ne şekilde yapılacağına ilişkin bir takım düzenlemeler ihtiva etmesi nedeniyle çok önemli bir kurumdur. Bir alettir, bir araçtır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi denetimine tabi tutulduğunu görüyoruz. Resmi gazetede yayımlandıktan 60 gün içinde şekil ve esas bakımından Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir arkadaşlar. İş tüzük değişiklikleri. Arkadaşlar ancak Anayasa Mahkemesi almış olduğu, geliştirmiş olduğu bir takım içtihatlarla bu denetimin kapsamını genişletiyor. Şöyle ki Anayasa Mahkemesi iç tüzük değişikliklerini denetleme yetkisine sahip. Ancak bu iç tüzük değişiklikleri yapılmaksızın yani bir değişiklik yönünde bir karar alınmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri eylemli bir şekilde iç tüzüğe aykırı faaliyette bulunabilir. Zira iç tüzüğü de koyan ve değiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ise tavır ve davranışlarıyla da iç tüzüğe aykırı harekette bulunabilirler. Bu arkadaşlar yöntemsel bağımsızlık ve kurumun iç işleyişine ilişkin olduğu için anayasaya aykırılık teşkil etmez kural olarak. Ancak söz konusu eylemli değişiklik, eylemli iç tüzüğe aykırılık eğer anayasaya da aykırıysa Anayasa Mahkemesi diyor ki ben bunları incelerim. Çünkü bir tavır ve davranışın, bir kararın isminin ne olduğu önemli değildir. Önemli olan bunun bir iç tüzük değişikliği niteliğinde olup olmadığıdır. İşte arkadaşlar eylemli iç tüzük değişikliği bu nedenle
TBMM'nin eyleminin bir iş tüzük kuralına aykırı olması durumunda veya iş tüzükte yer almayan bir hususu konu alması durumunda iş tüzüğün eylemli bir şekilde değiştirildiği veyahut da mevcut olmayan bir iş tüzük kuralının eylemli bir şekilde oluşturulduğuna işaret eder. Şimdi bu eylemli iş tüzük değişiklikleri eğer meclisin çalışma düzenine ilişkin ise, meclis faaliyetlerine ilişkin ise arkadaşlar Anayasa Mahkemesi ben bunları incelerim diyor. Ancak çalışma ile ilgili yöntem ve esaslara ilişkin olmalıdır. Ancak anayasada meclise verilmiş bir takım karar alma yetkileri vardır. Ve bu yetkiler Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışında bırakılmıştır. Anayasada yer alması itibarıyla. Peki bunlar arkadaşlar nelerdir? Bunlar genel itibariyle bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diğer kurumlara ilişkin aldığı kararlar iken aynı zamanda arkadaşlar önemine binaen Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışında bırakılmıştır. Örneğin seçimlerin yenilenmesi kararı. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışındadır. OHAL ilanının kabul edilmesi. Ayrıca arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görevlendirilmesine veyahut da yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de konuşlandırılmasına ilişkin kararları. Bakın bunlar meclisin seçimleri yenilenmesi hariç çalışma düzenine ilişkin değildir. Ancak denetimi Anayasa Mahkemesi bunları benim denetimim kapsamının dışındadır. Çünkü bunlar anayasada düzenlenmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne bir denetim hakkı vermemektedir. Diyor arkadaşlar. Ayrıca diğer kurumlara ilişkin seçme hakkı, örneğin Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin seçilmesi vesaire burada ya da Cumhurbaşkanı seçilmesi 2007 öncesinde bu tür kurallardandır. Ancak arkadaşlar örneğin şimdi seçimlerin yenilenmesi vesaire dedik ama çalışma düzenini usul ve esasına ilişkin kurallara da riayet edilmesi gerekir bu tarz kararları alırken. Örneğin şimdi seçimleri yenilenmesi kararı kural olarak Anayasa Mahkemesi denetiminin denetimine tabi değildir. Ancak bir meclis seçimleri yenilenmesine karar vermiş ve bu kararı geri almak istiyorsa ne yapacaktır? Şimdi hatırlayın seçimleri yenilenmesi dedik komisyon aşamasına tabidir. Şimdi komisyon aşamasından geçerek bir seçimlerin yenilenmesi kararı aldınız bunu geri almak istiyorsunuz. İşte geri alma işlemini de komisyon işleminden geçirerek yapmalısınız. Bu arkadaşlar hukuk devletinin temel prensiplerinden biridir. Usulde paralellik ilkesinin bir gereğidir. Zira 99 yılında bu arkadaşlar seçimlerin yenilenmesini geri alma kararını komisyon aşamasından geçirmedikleri için Anayasa Mahkemesi ben bunu denetlerim arkadaş demiş. Diğer yandan arkadaşlar ne dedik örneğin olağanüstü halin ilanın onaylanması veyahut da uzatılmasına ilişkin karar denetim dışındadır. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2007 öncesinde denetim dışındadır. Anayasa Mahkemesi'nin üye seçimi örneğin denetim dışındadır. Ancak bu kararları alırken meclis ne yapacak? Bir oylama yapacak. Bu oylama arkadaşlar ne demiştik? Genel kural itibariyle toplantıya katılanların saf çoğunluğudur. Bu anayasal bir kuraldır. Anayasanın 96. maddesine ilişkin bir kuraldır. Veyahut da Cumhurbaşkanı seçimi o da 2007 öncesinde 102. maddede düzenlenmiş bir kuraldı. Siz bu işlemleri yaparken eğer bu toplantı ve karar yeter sayısına uymazsanız İşte Anayasa Mahkemesi diyor ki ben bu toplantı ve karar yeter sayısına uyulup uyulmadığını denetlerim arkadaş diyor. Zira arkadaşlar örnek vermek gerekirse 1990 yılındaki Körfez Savaşı veyahut da 2001 yılında 11 Eylül sonrasında Irak'a asker gönderilmesine ilişkin TBMM kararlarını Anayasa Mahkemesi bunlar benim denetimim dışında değil diyor. Ama örneğin 96 yılında çok uluslu askeri kuvvetlerin Türkiye'de görev alması, 96 yılında OHAL ilanının, OHAL kararının uzatılması, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak
karar, yani TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçmesine ilişkin kararın toplantı ve karar yeter sayısına uyulmadan alındığına ilişkin bir sonuca varıyor ve diyor ki arkadaş sen toplantı ve karar yeter sayısına uymak zorundasın. Eğer aykırıysa iptal ederim. Örneğin neydi? O halin uzatılması. Arkadaşlar nedir? 400 milletvekili girmişse 201 milletvekili bu yönde karar almalıdır. Eğer 180 milletvekili bu kararı almışsa 400 milletvekilinin katıldığı bir genel kurulda, işte arkadaşlar burada normalde alınmamış bir karar vardır. Ancak meclis bunu alınmış gibi gösterir, resmi gazetede yayınlarsa Anayasa Mahkemesi diyor ki arkadaş sen burada hem iş tüzüğe aykırı olarak oylama yaptın hem de bu iş tüzüğe aykırı eylemin anayasaya aykırı. Anayasanın 96. maddesine aykırı. İşte bu nedenle arkadaşlar burada anayasaya aykırı bir işlem vardır. Bu eylemli iş tüzük değişikliği anayasaya aykırıdır diyor ve bu kararı iptal ediyor. Ancak arkadaşlar görüldüğü üzere her eylemli iş tüzük değişikliği iptal edilmiyor. Neden? Bir eylemli iş tüzük değişikliğinin sadece bu yönüyle iptal edilmesi gerekmez. Bakın arkadaşlar anayasaya aykırı olması gerekir. Eylemli iş tüzük değişikliği yapılabilir. Niye? Çünkü meclis zaten bu iş tüzüğü koyan kurum. Kendisi zaten bağımsız. Kuralı koyan arkadaşlar eylemli bir şekilde bunu değiştirebilir. Bunda bir beis yok. Ancak bu değişikliğin anayasaya aykırıysa iptal edilir. Örneğin bir kanun görüşmesi vesaire arkadaşlar veyahut da bir parlamento kararı alacaksınız. Ne olabilir bu parlamento kararı? Örneğin ivedilikle görüşme. Bir kanunun ivedilikle görüşmesi veyahut da arkadaşlar öncelikle görüşmesi. Bakın bu kanunun kabul edilmesine ilişkin bir usul şartı. Ne demiştik bunu hatırlayın kanunlarla ilgili bahiste. Esas komisyon talep edecek. Öncelikle veyahut da ivedilikle görüşmeyi genel kurul kabul edecek. Eğer esas komisyon talep etmeden genel kurulda görüşüp kabul edilmişse bu nedir? Bir eylemli iş tüzük değişikliğidir. Bu bir eylemli iş tüzük değişikliği. Ancak anayasaya aykırı mı? Değil. Niye? Anayasada kanunların kabul edilmesine ilişkin bir usul ve esas belirlenmemiş. Sadece toplantı ve karar yeter sayısı vesaire var. İşte arkadaşlar o nedenle bu bir eylemli iş tüzük değişikliğidir. Ancak anayasaya aykırı değildir diyor Anayasa Mahkemesi. Ben bu nedenle bunu iptal etmem diyor arkadaşlar. Kabaca parlamento kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne ilişkin anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.